Hu gelen kimin kızı, dosta giymiş kırmızı. Kulaksındaki küpe sandım sabah yıldızı. Türküleri ve Türkçe masalları, manileri nesilden nesile aktarıyorlar. Asırlardır kültürlerine sahip çıkıyorlar. Lübnan'daki Türkmenler köylerine Oba ismini veriyorlar. Konuştukları Türkçe'ye ise Obaçi olarak adlandırıyorlar. Lübnan'ın Beka Vadisi'nde Türkmen köylerinden birindeki Gorli ailesi o Türkmen ailelerden biri. TRT Haber'e konuşan 78 yaşındaki Ahmet Muhammed Gorli, 15 yaşına kadar sadece Türkçe biliyormuş. Evvel çıkmamda koyun yayaldı. Buraya oturduktan kere sattık koyunu. Döve yayaldı. Sattık ana, işledik, yabanda işledik. Elin yanında, patlanın yanında. Ahmet Muhammed Gorli, gençliğinde Havan'la kahve öğütme işine merak saldığını belirtiyor. Ben bu işi severdim. Bir yükün yediği, bununla kahve yediği, yanısına gidelim illa ben döveceğim. Ben yani severim bu işi. Kenjo ailesi de yine Beka Vadisi'nde bir köyde yaşıyor. Ammar Kenjo'nun en büyük zevklerinden biri türkü söylemek. Biz buğday ekerdik, arpa. Babam bunları yırar, biçtiği yerde. Biçer, buğday, arpa, yırar. Ben çocukluğum dibisinde tutalım. Dedem yırar. Kenjo, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Telefonda harita görürüm, gezelim yol, bu nereledir? İstanbul'dan Diyarbakır'a. Bu yol nişe gider, nereden gider? Ammar Kenjo, Türkiye'de 6 Şubat 2023'teki asrın felaketinin ardından, üzüntüden geceleri uyuyamamış. Zelzel vakti yatmam. Zelzel vakti boşluk diyor enimde. Buradan oluyor, buradan oluyor, buradan oluyor, buradan oluyor. Ne ber? Aslım orada. Yani nişede hele arkanı döncünde görmemişim ki. Yani senin haşretin Türkiye. Yani bir yaralanı sat. Sen dedin ah. Buradan ben dedim ah. Benim renim bu. Haşretim oğlu kanımdan. Ammar Kenjo'nun en büyük hayali Türkiye'yi ziyaret etmek.